Nasılsın oyunum üç hepiniz? Hoş geldiniz beyler benden. Yine ara verdik ve ben artık buna bir çözüm bulacağım. Şöyle bir çözüm bulacağım. Siz şurada altyapıdan yeni çıkan oyuncularımıza gelen tekliflere bakarken Fofana'ya Wersberg'den geldi. Warbergs'ten. Kayseri'de nereden gelmiş? Elversberg. Evet. arkadaşlar 5 maç, 6 maç, bazen 7 maç araya transferler falan girince böyle video uzuyor. Çekimi zorlaşıyor. Editi daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla böyle ara vermeler, sıkılmalar olmaması için artık başka bir yöntem buldum. 3 maç abi her gün video. Nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi altyapıdan yeni çıkardığımız oyuncular bunlar. Kayseri zaten bu takıma okey dedik. Fofana'ya da bir şey diyelim bakalım. Alma opsiyonu diyormuş. Tabii ki öyle yapmıyoruz. Şimdi size çok güzel şeyler göstereceğim. Hemen ufak güncellemeler bunlar. Benim bu kariyere neden devam ettiğimi de görmüş olacaksınız. Şimdi bir kere şöyle istatistiklere double-double yapan tek oyuncumuz şu an Vrenesi. Ama işte abrakadabra falan gelecek gibi geliyor. Takba falan da 10-10 yapabilir. Göreceğiz. Onun dışında bak 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, kaç? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 oyuncu da kiralarsak 17. Arkadaşlar bak bu kariyerin başında futbolcu fabrikası olacağız diyordum ya, bence olduk. Ya şu adamların hepsini birer milyondan satsak, bak mesela gel, bu çocuğun fiyatı ne abi? 1 milyon. Hep 58 olur. Hepsini 1 milyondan satsak önümüzdeki sezon yine 17 milyon hayvan gibi para. Yapmayız böyle bir şey tabii. Yıldızlaştırıp satarız ama yani kulübü kalkındırdım. Ben şu an gitsem de bu kulübe bir şey olmaz abi. Devam ederler yani. Hemen bir puan durumunu göstereyim. İkinciyiz. Çıkacağız büyük ihtimalle. Çıkacağız da zorluyorlar. Geçen bölümü bir izlerseniz bayağı zorlandık. Yani hiç beklemediğim takımlar, hiç beklemediğim goller attılar. Bu takım, ya bu takımla ilgili şöyle gelecek planından bahsedeyim. Aklımdaki tek şey şu anda. Şimdi bu burada David Irimia'mız var ya. Kardeşi de var burada, Aleksandru. Arada bir oynuyor. Ama Irimia bence bu sezon içinde önümüzdeki sezona zaten yetersiz. Büyük ihtimalle Irimia'yı da önümüzdeki sezon kiralayıp yerine taş gibi bir sağ bek alıp Bundesliga'ya bomba gibi başlamak istiyorum ya. Bundesliga'nın köklü orta sıra takımlarından biri olacağız inşallah. Kayseri kısa süreli istiyorlarmış. Kabul ettim. Fofana'yı 2 yıl istiyorlar. Bana uyar abi. Ver belki. Tamam 2 yıl kabul ettik abi. O çocuklar da gitsin oyun. 17 kişi. Kiralık beyler 17. Futbolcu fabrikası budur ya. Ha bak Wimbledon'da şey istiyor, kısa süreli istiyor. Önce bir deneyecekler, sonra belki almaya çalışacaklar. Onu da kabul ettim. Fofana'cığım top sende. İstediğini kabul et koçum. Menajerin, ailenle konuş. Fofana mı Kaiser mi şimdi? Yoksa başka birini mi sattık? Dur bakayım. Kimmişsin sen? Kaiser. Tamam. Elversberg'e gitti. Elversberg. Onun ismini de söyleyemiyorsun ki. Aha bu da Fofana. Ulan karizma çocukmuş ha. Bizim takıma yakışır. Yakışır. Böyle forma çekimlerinde, fotoğraf çekimlerinde falan. Güzel bir yüz. Sen nereye gidiyorsun koçum? Üzgün gidiyorsun. Wimbledon. Aferin lan. Wimbledon İngiltere'de değil mi? Çok güzel tercih. Aferin koçum. Git futbolun beşiğinde bir şeyler kap gel. 6 ay oradasın. Oo İngiltere bize taktı. Burak Yılmaz'a 2-350 veriliyor beyler. Bakın giderek artmış. Oxford, Fiorentina, West Ham direkt yükseltiyorlar. 3.1 alabiliyormuşuz Burak'tan ama teklifi tabii ki reddedeceğim. Burak'ı Bundesliga'da da kalecim olarak düşünüyorum. Haberiniz olsun. Beyler 5. Hannover 96 ile oynuyoruz. 34 puandalar. Yani onlar da çıkmaya yakın takımlardan biri. Geçen bölüm söylemiştim hatırlıyor musunuz? Bak 6.ya kadar 6. da dahil. Çıkmaya yakınlar abi. Her şey olabilir. 7. de olay biraz kopuyor. Onlar 25 puana düşüyor çünkü ama 7.'nin bile yani matematiksel olarak tabii ki şeyi var, imkanı var çıkmak için. O yüzden şey geçiyor diye düşünüyorum. Nelerle çekişmeli geçiyor maçlar. Oy oy Süleyman'ım burada ama yedeklerde. Koçum seni niye ilk 11 oynatmıyorlar ya? Seni ilk 11 oynaman için ben şöyle bir şey yapacağım. Maç gününe tekrar gireceğim. Bakayım ilk 11 misin? Değilsin. Bir daha çıkacağım. Senin için bir daha deneyeceğim. İlk 11 oyna diye kasıyorum. Seni bir görelim yok abi. Yok. Yapay zekayı şey yapamıyoruz. Tamam. Onun RMB vardı. O ilk 11'e geçmiş. O da eski öğrencilerimizden, eski kariyerlerimizden. RMB'yi bilenler bilir. Brenizm sen misin? Bundesliga'nın gol kralı ya. Bizim takımın da kralı Bundesliga'nın da. Daha doğrusu Bundesliga 2'nin. Allah söylüyor. Bundesliga'ya çıkacağız herhalde. Haydi. Deplasmandayız. Hannover. Baskılı oynayacağımı biliyorsun. İşimi şansa bırakmayacağımı biliyorsun. Bak hemen geri döndüler. Böyle kolay atak yok. Alasan. Çok güzel geliyoruz. Oy oy. Oy oy oy. Ah geçmedi. Deli Blanco. Orta Burak çıkmadın oğlum. Çok güzel. Offside. Ama yine de vur. Ah vuramadım ya. Neyse. Geç kaldı Metin. Metin geç kaldı ya. Olur olur. Genç çocuk.
Ama Bundesliga çıkınca bu hataları istemiyorum. Ulan gerçi büyük profesyoneller bile yapıyor bu hatayı. Çocuk bir tane ofsayda bırakmış. Şok mu? Rennes'i kaptırdın oğlum. Kanat mı? Yok, kanat değil. Ah Blanco, bu sefer de sen ofsayda kaldın. Bu arada ben Virenezi yapmıştım bak. Çok güzel koşu yapıyordu on numaramız. Offside'da da değilmiş ya. Ha offside'daymış. İkisi de offside'daymış. Peki. Topuk pası. Okey. Çok güzel be. Vallahi karamboldan öleceğiz. Burak ver hemen oğlum. Attara gol istiyorsun. Bak hemen oynadın şöyle. Çok güzel indirdik. İrmiye de döndü. Bak da orada olmuyor. Akıllı çocuksun. Yürü. Oy. Çok güzelsin be Blanco'm ya. Hadi. Allah Allah be. Virenezi gol kralı. O yapar abi. O yapar. Bak topun dibine tekte girdim. Hop. Bu arada mükemmel orta. Yani şu ortaya başka şu şekilde vuramazsın. Ya biraz daha önde olup röveşotoya yatacaktın ya da gelişine mole çakacaktın. Virenez'im. Valla bu oyunun hakkını veriyorsun be oğlum. Valla seviyoruz seni. Oy. Tamam faal olur. Herkes savaşsın. Benim istediğim o. Sarı almayın, kırmızı almayın. Bak bak bak, kafanın güzelliğine bak. Metin. Hocam ya bu yapılmaz abi. Ya bomboş herifler ya. Adamım da kaçıyordu. Bence takımda şu an kötü oynayan yok. Bakalım oyunda aynı şeyi düşünüyor mu? Ohio Tagbo kötü. Defans attı kötü. Yok abi yok. Devam. Çocuklar öyle hemen oyundan alınmayı hak etmiyorlar. Herkes canına başına mücadele ediyor. Biz görüyoruz. FIFA görmese de. Güzel pas. Güzel geliyorlar. Şut gelir, Burak çıkarır. Ben sağdaki boştaki adamı tuttum, Burak'a güvendim. Allah'tan güvenmişim. Adam gibi kaçmadınız. Ay içeride boşluklar görüyorum. O değildi ya. Tamam onlar da uzaklaştırdı panik haliyle. Hadi bakayım. Geçmedi. Geçer mi? Kaleciye döndü bas. Au, çok tehlikeli pastı ama değerlendiremedik. Of Attara'ya bak. Çocuktan alır gibi aldı. Onlar da benden aldı. Evet, çocuktan alır gibi. Çok güzel paslar bunlar. Alhassan vurdu. Kaleci zor. Zor zor. Güzel şuttu. Blanco. Baktın. Verdin. Reyes. Allah Allah be. Lan coşuyoruz 80'de. Tagman benim. FIFA sana kötü oynuyor dese de sen iyisin. Ben biliyorum seni. İçini biliyorum oğlum. Kumaşını biliyorum. Attım ortamı. Bak şimdi. Bak şimdi. Bakma. Aa. Olacak olacak olacak. Oluyor da. Beyler daha 1-0. O yüzden ayağımızı denk alalım. Hatta ayağımızı şöyle denk alalım. Oyuncu değiştirelim. Van Damme. Şu Metin'i bir dinlendir oğlum. Şişuba. Virenez abinin yerine gir. Coştur. Bir de Blanco da biraz yoruldu sanki. Grelinger. Gel oğlum. Ya da yok. Ben İrimiyan'ın yerine Grelinger'i alayım. Devam abi. Del Blanco deli olduğu için her türlü idare eder abi. Hadi irim ya. Ya oğlum çıkmadan yap işte şovunu ya. Fizikten gittin. Kale çıkmadın. Kale çıkmadın, yedik. Yemedik. Yemeyeceğiz. Allah Allah be. İşte şimdi bunun intikamını bir golle almaz mıyım ben? Virenezi yürü oğlum. Sen de çıkacaksın biliyorsun. Oy Virenezi. Çok güzel paslar bunlar. Hadi. Oh. Sağa nasıl çakmışım? Sağa bir çakmışım Ohio'yla. Abrakadabra'yı alacaktım, almadım. Dedim bu çocuk Speedy Gonzalez. Nasıl bıraktım sağa? Bu arada bu maçı şu golle kazanıyor olsaydık ya da bir puan alıyor olsaydık şu an Ohio bir overall yükselecekti. Ama zaten maç 1-0'da, o yüzden yükselemiyor maalesef. Yoksa son dakika golle... Bak Ohio bu arada offside olayını çok iyi ayarladı orada abi. Kalmadı offside'a. Herif vücudunu geri çekti, bir şeyler yaptı böyle. Sağa da müthiş bıraktın bu oğlu. Evet, gençlerimize şans vermeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. 2-0 oldu, çok rahat maç. Rahat dediğime bakmayın abi, ecelleri döktük ya. Son ataklarındayım şimdi öyle ya. Yiyorduk az kalsın. Ohio gol, Virenez gol. Alhassan asist. Alhassan'dan güzel de bir şut var. Tamam. Bir de İrimiya'dan asist. Aferin lan İrimiya, boş geçmedin bu maçı. Ben zaten kime göndereceğim desem iyi oynuyor. Öyle bir teknik direktörüm. 12 maçtır yenilgi yüzü görmedik. Leverkusen'in kaçtı? 48-49 maç mıydı ya yenilmezlik rekoru? Onu geçer miyiz acaba? Yok artık, o kadar da değil de.
Bu arada Benfica'nın mı, Braga'nın mıymış, neymiş o rekor? 46 ile mi, 47 ile mi ne? Adamlar ona egale etmiş. Şu an dünyanın en yenilmez takımı, yanlış bilmiyorsam. Liderliği aldık ama hiç garanti değil çünkü maç eksisi var Bremen'in. Bremen'i de takip ediyoruz artık. Bremen 10. Regensburg'la oynuyor. Regensburg bayağı eksiği de var, işte gol yiyen bir takım. Yenilgileri her şeyden fazla. Yani Werder Bremen bu fırsatı kaçırmaz diye düşünüyorum. Tamam, bu maç o maç değil demek ki. Evet, kazanmışlar abi. Direkt birinciliği aldı herifler. Biz de ikinciyiz. Bu arada ismini andık. Bölümün son maçı Leverkusen ne olacak arkadaşlar? Almanya Kupası. Ne güzel oldu değil mi? Yani şu an dünyanın en formda takımlarından birine karşı oynayacağız. En azından gerçekte formdalar da. Karlsruhe, sen 6.sın. Sen tehlikelisin. Son maçlarının çoğunu kazanmışsın. Seni dikkatli izlemem lazım. Yedeklerde Sihlaroğlu'nu görüyorsunuz. Ona bakmıştık zaten. Devam. Bu arada kondisyonları tam toparlayamadım ya. İrimiye'yi ikinci yarı direkt çıkarıp Grealing'i alacağım arkadaşlar. Kondisyondan gitmek istemiyorum. Ohio'nun yerine de Abrakadabra ile başlasam mı? Yok. Belki 30-35'te Abrakadabra'yı alırım. Ohio'yu çünkü kullanmak istediğim için Leverkusen maçını hazırlayacağım. Gerçi arada bir maç daha var ama yani şu kondisyonları şu önümüzdeki 2-3 maç çok iyi yönetmem lazım ya. Bu maçta Karlsruhe iyi oynarsa sebebini şuna bağlayacağım. Şimdi bu maçta bizden 3 puan alamazlarsa, kaybederlerse çıkma şansları, playoff oynama şansları büyük darbe alacak. %80 darbe alacak yani. Ondan sonra işlerin çok yolunda gitmesi lazım onlar için. Yani bu maç asılırlarsa ve yenilirsek arkadaşlar çok dişli bir rakibe denk geldiğimiz için olacak. Yani bahane üretmiyorum ama şu an karşımızda sağlam bir takım var diye düşünüyorum. O yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Geçen maçtaki defansın aynısını yapsak ki böyle. Ona böyle defans yapmıştık. Çok iyi pas. İçeri doldurdum. Kestiler kafayla. İrimiye vurdu, dışarı vurdu. Dene oğlum, dene. Dene, sen bunları attın çünkü daha önce, biliyoruz. Kafalar bizde olursa büyük avantaj. Bizde değildi ama bizde kaldı. Topuk pası güzel, Karlsruhe geliyor. Burak harikasın oğlum. Çaprazdan yemiyorsun ya, aferin oğlum, aferin. Kapatamadım. Dışarı çıksın, rahatlayalım. Sonra bir gol bulalım. Metin'i iyi kaçırdık. Metin ne yapıyorsun Metin ya? Ayağına kurban oğlum. De yani. Başka bir şey demeyeyim. Bu kafa bizde mi? Atlar hadi oğlum. Kalıplı adamsın hadi. Çok güzel. Bırakmıyoruz abiler. Takba. Verdin. Çok güzel, Takba'yı iyi kaçırdık. Versen pasını bomboş herif. Takba. Tamam, sıkıntı yok. Güzel pas arkaya. Mükemmel pas hatta. Şut gelecek. Atlar al. Ya çok şanslılar ya. Ya tam adam ekmeğin taştan çıkardı da. Bilmiyorum, biraz da şans vardı gibi geliyor bana. Baksana şuraya. Birinci de alamadım. İkinci de önünde durdum. Alamadım. Peki, peki. Birinizi. Koş baba. Ya bu nasıl kaçıyor be? Kimsin sen ya? Alarsan. Gol be! Ohio! Mükemmel orta böyle bir şey işte. Mükemmel orta böyle. Önce... Bak bak bak, hepsinin önüne geçiyor. Çok güzel pozisyon almış. Namussuz Ohio! Harikasın oğlum lan. Harikasın ya. Renizm girdi. Bir heveslendik, bize bir şeyler oldu. Ama hemen top... Yatır yatır, evet. Şunu attım, geçer değil mi? Geçti. Pas! At attık! Ya! Aa, nasıl kaçıyor oğlum bunlar? İçeri bitti. Çıldırır mısın? Sabaha mı bırakırsın? Abi bir Allah Hasan, bir Metin. Net kaçırdılar abi, net. Ya şu maç 3-1'di anasını satayım ya. Gel performansa. Bak Metin 5.5 oğlum, yapma bunları. Allah Hasan gene 6.2'ymiş. Kalemiz kötü. Devam devam. Abi bir dakika, devam değil. Bir sonraki maç Leverkusen maçı beyler. Ohio'yu mecbur dinlendirmek zorundayım. Çıktı. Abrakadabra girdi. Grealinger. Sağa geç oğlum. Vandam'ı da almak istiyorum da Vandam'a Metin kadar güvenmiyorum. Yani Metin biraz daha oyna oğlum. Söz alacağım seni. Sakatlanmana izin vermem. Merak etme. Çok güzel kaçtık ya. Vur kafayı. Takma. Yüksel oğlum. Ne oldu? Penaltı mı? Hadi beyler. Hadi. Canla başla dedikleri şey var ya. Onu yapmamız lazım. Ağzıma tıkadı lafı. Ağzıma tıkadı lafı bizde. Çok rahatız bizde. Oha! Yavaş lan! Şakala bak ya. Var. Oraya vermez diyorum, oraya veriyor ya. Şut geldi, Burak. Rahat, rahat, rahat kurtardı. Ya beyler, güzel orta kesiyoruz. Kimse yok, hadi. Aha. El yok mu ya?
Voleybol gibi kurtardı herif. Blanco gördü. Grelinger. Demin şut çektin olmadı oğlum. Yaptın ortanı. Aaaa! Artistliğin zamanı mı bura? Bu, indirdik indirdik. Ben var ya ben çok ağır sıçtım. Ben çok feci sıçtım orada ben. Gerçi ne yapacaktım? Dönemiyordum. Çok güzel. Hadi ya. Hadi 87. Ya ulan gol gelemiyorsunuz da boktan top çeviriyorsun Kazruhe ya. Bak. Yani neyse ya. Boz bu barajı. Bu baraj neymiş ya böyle? Hadi. Yürü. Al Hasan. Oğlum niye koşmuyorsunuz ya? Vrenez attın gidiyorsun oğlum. Kendin atacaksın. Kendin atacaksın. 90 artıda kaptan. Sahneyi çıkar. Artı bir overall'ını alır. İşte o bu. Bu. Kaptan dediğim bu. Aslan kaptan. Aslan. Ya Vrenez'i koşuyu geç başlattın oğlum. Vallahi yalnız kalsaydım orada abrakadabrayla sıçmıştık ya. Bu arada ne güzel bırakmış sağdan ya. Ay yavrum be. Abi herif teknik be. Kazruhe üzgünüm hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Maçın adamı şimdi bir zahmet Vrenez'i kaptan. Ohio gol attı. Alhassan'dan asist. Reyes'ten asist. Bizim kale ne alemde? 6.2. Peki. Şimdi beyler 10 saat kaldı transfer dönemi bitmesine. Paramızı harcamadık. Artık seneye kalır. Benim merak ettiğim şey şu. Şimdi gelecek vadeden bir sürü güzel oyuncumuz var. Büyük baba takımlardan bir teklif gelir mi? Onu çok merak ediyorum. O yüzden normalde bu 7 saati pat diye geçermiş transfer yapmayacağımız için. Bir de serbest kalma bedeli olan oyuncumuz da yok. Hani gelip pat diye birini alamazlar bu 10 saati bir anda geçersek. O yüzden geçerdim ama iyi bir teklif gelir mi onu merak ediyorum. Bir de ne düşündüm biliyor musunuz? FIFA'ya şu eklense çok güzel olurmuş ya. Hani mesela şimdi basın toplantısında ben hep iyi şeyler söylüyorum. Kötü şeyler de söyleyebilirsin ama hani raconda şey vardır ya. Ya takımda biri sıçmışsa bile o gün oyunu batırmışsa bile ya bunu milyonların karşısında söylemezsin televizyonda spikere karşı ya da röportaj yapan adama karşı. Ya işte çocuklar elinden geleni yaptı. Sorumluluk benim ya da sorumluluk şunun bunun dersin geç yani yuvarlak cevaplar. Ama soyunma odasına gittiğin zaman atıyorum lang sıçtı mı? Büyük bir hata mı yaptı? Aferin oğlum iyi sıçtın bugün toparla kendini derim yani. İşte keşke FIFA'da da böyle olsa. Yani bir soyunma odasında bir şeyler söyleyebilme olsa oyunculara falan. Bu onların performansını etkilese, psikolojisini. Mesela Lang atıyorum kuvvetli bir adamdır psikolojik olarak. Bu söylediğim şeyi kaldırır. Motive eder bu onu belki. Ama atıyorum İrimiye'ye derim ki oğlum sıçtın kendini toparla herif belki depresyona girecek. Mükemmel olmaz mı abi? Bir de oyuncuların psikolojileriyle uğraşmak. Hiç derdimiz yokmuş gibi. Bu arada şu Reyes stoper oynadı, bir ara kanat oynadı, forvete geçti. Orta sahada çok uzun süredir oynuyor. Ben bu herifi kime benzetiyorum diyecektim. Necip Uysal ya. Bizim takımın Necip'i İsrail Reyes abi. Ulan serbestten aldığımız oyuncu nerelere geldi ya helal olsun. Evet kadro kendini tamamladı. Yani en azından kondisyon olarak. Psikolojik olarak bu maça nasıl çıkıyoruz onu bilmiyorum. Memphis Depay, Diogo Jota, Şaka, oğlum delikt. Çok yani bizi havada karada. Florian Wirtz yedek. Öyle bir kadro düşün yani. Hayırlısı diyelim. Bak son 4 maçın 3'ünü kazanmışlar. Bir tane beraberi kalmışlar. Son yaptıkları maçı da kaybetmişler. İlginç bu. Bizim için bir şans olabilir mi acaba? Delikti geçebilecek miyiz? Soru bu. Ulan maça geçtim ya. Ya bu maçın sonunda sinirli olup olmayacağımı bilmediğim için. Yani ne yaşayacağımızı çok bilmiyorum şu an. Tahmin ediyorum sadece. O yüzden belki işte puan durumunu... kaç gol attığımızı, gol kralını vesaire gösteremem diye sinirden. Şimdi göstereyim diyecektim. Neyse, maçın sonu eğer gösteremeyeceğim gibi psikolojik olarak biterse her gün video gelecek zaten dediğim gibi. Bir sonraki videoda bakarız. Oy çok güzel çalımlar, çok güzel paslar. Oy bir tane daha. Bir tane daha mı? Oy! Abi! Oğlum! Şut geldi kaleci hadi. Abi. Leverkusen dağıttım seni şu an farkında mısın? Bir, ne oluyoruz lan dedin mi acaba? Aldı topu gidiyor. Nereye gidiyorsun delikt? Verdiğin pasa senin. Bunlar bir hata yapacak gibi geliyor bana ama o vibe aldınız değil mi? Blanco koş oğlum. Koş sen geleceğin büyük takımlarında oynayacak çocuksun. Delisin çılgınsın. Kaçırdın adamını. Oha. Ulan ilk golü atsaydım keşke en azından ya. Oy.
Adam nereye gideceğini o kadar iyi bil. Hayır beyler. Oo. Oha lan! 3 kere geldiler, ikisini attılar. Sonumuz hayır olsun beyler. Ya bu topu saklama çabaları... Tamam bende. Yavaşlar! Hocam buna çalmadın mı? Tamam bu takım bizden iyi de abi, haksızlık da olmasın ya. Bir zahmet rica edeceğim ya. Ha buna çalarsın ama. Nasıl sattın? Bir de avantaj verdi ya. Abi resmen büyük takımcılık yapıyor ya hakem ya. Başka bir şey değil abi. Boz barajı, oradaki barajın hiçbir anlamı yok ya. Burak çıktın. Keşke alsaydın oğlum. Şimdi aldın. Hadi ya. Topu tuttu, çekti, bir şeyler yaptı. Ya hadi beyler. Ya ezilmeyelim. Ya ben 3 olsun istemiyorum. Gerçekten 2-0 iyidir ya. Ya bu takıma 2-0 bir başarı abi. Hadi dayanacağız. Nasıl defans yaptığımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Hadi lan. Yap faulünü. Çok güzel defans. Öyle boşa vurursun işte. Bir gol mü yoksa? Hocam izin vermez. Vermez. Oyuncu değiştirmeyeceğim, devam. Belki 60-70 de. Şu an herkes elinden geleni, fazlasını yapıyor. Ulan Jota'ya bak, 2 tane atmış ya. Bundesliga çıkınca alsak mı Jota'yı, ne yapsak? Gerçi o bizim tüm transfer bütçemiz yer. Üzerine de borçlanırız, olmaz. Tagba. Ah direk be! Atak. Anasını sattığımın ya. Yok abi yok. Var bir cenabetlik var bizde. Bir abdest alın beyler ya. Vallahi direklerden dönüyor. Net pozisyonlar kaçıyor. Geçmedi. Ne yapayım, daha verebileceğim bir yer yoktu. Hemen atayım istedim. Memphis Depay'ı tutamayız. Çünkü adam Speedy Gonzalez. İçeri kadar girdi. Önünde duralım, harika. Burak yattın ama. Çok güzel pas. Devam hocam, faal bunlar. Alasan yürü lan. Ulan oraya değildi ama. İyi pas. Harika. Oğlum bayağı. Buyuz işte, biz buyuz. Bak maçın başından beri defans hatalar yapıyor olabiliriz. İki tane şok edici gol yedik. Ama hücumumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Karşımızda kim olursa olsun 1860'ın hücumunu oynuyoruz beyler. Bu kaçırdığımız, yani atamasaydık 3. 4. olacaktı ya. Leverkusen bu ya. Çok vizyoner bir gol abi bak. Bak Metin'in koşuya bak. Hiç kesmiyor, kendine geleceğinden o kadar emin çünkü. Çok güzel beyler. Ya beyler ya. Bak işte ben buna tahammül edemiyorum ya. Faul yapacağım, penaltı olacak. Çıldıracağım, harika be. Böyle salak salak kaleci pasları... Oy. Memphis yürüme sakın, yakalayamıyorum seni. Kapattığın köşe be abi. Ya Burak, kapattığın köşe be oğlum. Bazı pozisyonların gerçekten Bundesliga için yetersiz olduğu öyle ortaya çıktı ki. Faul varmış, peki. Sarı kart aldırdık Jota'ya. Geç oldu biraz. Kırmızı alsa ne olur? 85 olmuş. Lang. Ayağına kuvvet lan. Peki oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ha bitti maç. Mesajı çok net verdik beyler. Bu takım defansif anlamda biraz dirayetli olsun var ya. Leverkusen bizim için çerez olur. Çerez. Tam çerez olmaz da. Bayağı zorlanarak da olsa yeneriz. Kesin yeneriz. Ben inanıyorum abi. Ben takımın hücumundan öyle memnun kaldım yani. Bakalım. Reyes 5.9. Burak 4.2. Peki. Oyuncu değiştirebilirdik tabii, onu da yapmadık ama yapacak bir şey yok. Benim istediğim de buydu, biliyor musunuz? Yani yenilebiliriz, bu çok normal bir şey. Yani kumaş farkı, kalite farkı, fiyat farkı, her farktan var aramızda. Ama en azından kalitemizi ortaya koyalım, mücadele edelim isterim. Her zaman böyle. Kendi tuttuğum takım Beşiktaş için de böyle düşünüyorum. Yenilebiliriz, olabilir abi, futbol bu. Ama oyuncular her şeylerini sahaya koyuyorlar mı? Burada koyduğumuzu düşünüyorum ben. Abrakadabra mutluymuş. Oğlum seni çok oynatmıyoruz ama mutlu olman iyi. Biz seni ne aldık acaba? Rotasyon mu aldık, sen böyle mutlusun ya? Puan farkı 2 devam ediyor. İkinciyiz. Yani böyle bile tutturabilsek, ki 3. ile puan farkını 4 yapmışız. En azından bu bir tık rahatlık verdi. Abi Werder Bremen'in maçına bak ya. Werder Bremen Holstein Kiel'le oynuyor 16. Ulan şu alt sıra takımları bize yaptıkları gibi şu
Werder Bremen'e de bir sürpriz yapsa da bir 3 puan alsalar valla ne güzel olur ya. Bize faydaları olur en azından. Virelize 15 gol 12 asist. Ohio 12 gol 4 asist. Double double'a ulaşan oyuncumuz yok ama bir önceki bölümde söylemiştim. Tüm takım golleri paylaşıyor abi. Herkes gol atıyor. Yani stoperinden şununla bununa kadar, sağ bekine kadar asist de yapıyor bizim defansif oyuncularımız. Bu benim bu takımda çok sevdiğim bir şey hakikaten. Bakalım ligde gol kralı mıyız hala? Öyleyiz ama Hrgota evet kovalıyor bizi, Virenizi'yi. Almanya Kupası değil kardeşim. Bundesliga 2. Asistlerde Virenizi. Ulan hem golde hem asistte. Herif hayvanın çocuğu ya. Ondan sonra gol yenmeyen maçta da evet Burak. Yani Leverkusen maçında kötüydü ama yapacağı da bir şey yok abi. Jota gibi bir herif sana şut çekiyor yani. Sırf heyecandan bile olsa yersin yani o golleri. Neyse. Burak'cığım eline sağlık oğlum. Daha iyisini bekliyoruz ama. Hansa Rostock maçı mı ya bu? Galiba öyle beyler. Kaçıncı olduklarına bir sonraki bölüm bakarız. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi kısa da olsa her gün video gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay. See you later.